Efendim, birkaç gündür aynı başlığa kilitlendik. Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik İsrail saldırısı sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın zaten gündemine damgasını vurdu. Kanal D muhabiri Elif Ural, o sıcak saatleri, bütün yaşananları Aşdod Limanı'nda, Gazze'de birebir yakından takip ediyor. Ve bize şu anı aktarmak üzere telefonda. Elif, günaydın. Günaydın Ayşenur Aslan, iyi yayınlar. Hemen anlat. Sizin de söylediğiniz, Ben Gurion havaalanındayız. Dış hatlardan 30 saniye kadar önce önümüzden 3 tane otobüsle gözaltına alınan Türk vatandaşları havaalanına girdi. Türk Hava Yolları'nın uçağı zaten bir 10 dakika önce iniş yapmıştı. Ağır bir polis eşliğinde, polis koruması eşliğinde uçaklar geldi, otobüsler geldi. Camlardan zafer işareti yapıyorlardı. Hem kadın hem erkek tutuklular getirildiler. Bugün içerisinde bütün Türk vatandaşları Türkiye'ye gönderilecek. Dediğim gibi 3 otobüsle camlara vurarak, bizlere kameralara el sallayarak ve zafer işaretleri yaparak 2 dakika kadar önce önümüzden geçip uçağa doğru yöneldiler. Bu sıcak hikayenin en güzel yanına tanık olmuşsun. Ne kadar güzel. Elif, sen zaten daha önce İsrail'de, Filistin'de görev yapmış bir gazetecisin. Oradaki bilgileri de ben sana sormak istiyorum. Yardımların Gazze'ye ulaştırıldığı yolunda bir takım haberler var. Bunlar doğru mu? Doğrudur. İsrail tarafları bu konuda bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yapıldı İsrail ordusu tarafından. Sabah saatlerinde Erez'den, yani Kerem Şalom kapısından, Gazze ile İsrail arasındaki kapıdan 10 bin ton yardımın gemilerle getirilen, ki bunlar 20 kamyon kadar ediyor, Gazze'ye girmesine başlanıldığına dair bir yazılı açıklama yapıldı. Bütün yardım malzemelerinde Gazze'ye gireceğini söylüyorlar. Tekrar altını çizmek adına da sormak istiyorum birkaç ayrıntıyla birlikte. Az önce önünden 3 otobüs dolusu gözaltındaki Türkler geçti. Ben Gurion havaalanındasınız ve uçağa götürülüyor. Aralarında gazeteciler, meslektaşlarımız da vardır herhalde, değil mi Elif? Bilmiyorum, ayırt edebilir miyim? Evet, var. Bu gemilerden gözaltına alınanlara hiçbir şekilde meslek ayrımı yapılmadı. Sadece vatandaşlar olarak, ülke vatandaşları olarak grup gözaltına alındılar. Biliyoruz ki bu geçen otobüslerde tabii ki içerisini görmemiz çok zordu. Kimsindir bilemiyoruz, çok seri bir şekilde geçtiler ama gazetecilerle eğlenciler arasında bir fark gözetmedi İsrail makamları ve tahmin ediyoruz o otobüslerden bizim gazeteci arkadaşlarımız da içeriye giriş yaptılar. 200 tanesi sabah saatlerinde getirilmişti. Son 3 otobüste de yaklaşık 100 tane kadar göz altında bulunan Türk vatandaşı getirildi. Zaten çok büyük bir ihtimalle gazeteciler de orada. Evet, zaten 368 toplam Türk vatandaşlarının sayısı açıklamaya göre. Son soru. Bu uçakların ne zaman kalkması ya da uçağın ne zaman kalkması ve ne zaman doğrudan İstanbul'a gelecekler bildiğim kadarıyla 11'i çeyrek geçiyor. Öğleden sonra kaç saat sonra, yaklaşık diyelim ki bir 11.30'da kalkarlarsa kaç saat sürüyor oradan yol? 11.30'a kadar yetişebilir mi bilmiyoruz. Çünkü bu prosedür ne kadar sürecek İsrail makamlarından veya Türk makamlarından çok net bir ifade alamıyoruz. En seri şekilde tamamlamaya çalışacaklarını biliyorum. Gün boyu da sürebilir. Akşam saatlerini de bulabilir. Ama aynen, uçak havalandıktan sonra İsrail-İstanbul arası, Tel Aviv-İstanbul arası en fazla 1 saat 45 dakika sürecektir. Tahmin ediyoruz ki akşam üzerine kadar, en geç akşam üzerine kadar bütün vatandaşlarımız burada dönmüş olacak. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Elif. Efendim, annelere, babalara, eşlere, sevgililere, kardeşlere, çocuklara duyurulur. Bu akşam herkes sevdiğini kucaklayacak umarım. Ama tabii mesele böyle sadece keşke insani yönleriyle olsa. Kimilerinin elbette acısı var. Onlar yakınlarının cenazelerini karşıladılar. Ve hatta taziye çadırları şimdiden kuruldu. Ama çok çok büyük bölümü de sağ salim yakınlarına kavuşacaklar. Tabii geride sıcak sorular, şifreler ve Türkiye'yi nelerin beklediğine dair teoriler bırakacak.
Bunları konuşmak üzere, bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya Ankara Büromuzda. Küçükkaya günaydın. Günaydın, iyi yayınlar Ayşenur Hanım. Teşekkürler. Genlerde telefonla birlikte olmuştuk. Sesiniz çok iyi gelmiyordu ve o gün de biraz böyle bir hani can sıkıcı değil az da küçüktü ama bir anlaşmazlık olmuştu. Türkiye'nin Musevilere yönelik 500 yıllık kucaklayıcı tavrını konuşurken onlara da vaktimiz kalırsa konuşuruz ama güvenlik zirvesiyle başlamak istiyorum. Şimdi güvenlik zirvesi bu meseleyi konuşacak mı? Çok enteresan da bir tablo var Ankara'da. İlk kez bütün kuvvet komutanları da katıldı. Dolayısıyla bu PKK ağırlıklı görünüyor. Biz gemiyi konuşurken İskenderun'daki saldırıyı hep ikinci hatta bazen üçüncü plana attık. Ama örneğin Amerikan Başkanı Barack Obama dün akşam Başbakan Erdoğan'la bir hayli uzun bir saati bulan ya da hatta aşan bir saat süren demiş başbakanlık açıklamasında. Obama sözlerine İskenderun'daki saldırıda şehit olanlar hakkında dair üzüntüsünü ifade ederek başlamış. Bu zirveyi bir önce konuşalım. PKK saldırıları bir hayli geride kaldı. Acaba önümüzdeki günlerde gündemin önüne çıkma ihtimali var mı? Öyle bir şey görünüyor mu orada? Şu anda Ankara'da benim son 20 yılda gördüklerimin en ciddi güvenlik zirvesi toplanıyor. Bunun sebebi şu. Bir tarafta Kardak'ı hatırlayalım. Öbür tarafta Suriye sınırında bölücü başının oradan sınır dışı edilmesini sağlayan o gerekirse savaşırız, sabrımız taşıyor şeklindeki söz. Bu ikisiyle ben karşılaştırıyorum. Bunlardan bile daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ve Ankara şu anda savaşın dışında bütün seçenekleri masaya yatırmış durumda. Şimdi tabii krizin çıktığı günden itibaren Ankara'nın birinci önceliği şu anda sizin Tel Aviv'den canlı yayında Elif arkadaşımızın duyurduğu gelişmeydi. Yani oradaki yaralılarımızın kurtarılması ve adeta rehinelerimizin Türkiye'ye döndürülmesiydi. Bu birinci amaçtı. Kriz yönetiminin birinci amacına şimdi ulaşıldığını anlıyoruz. Fakat bu yetmez. Şimdi bu hükümet öncelikle bu amaca ulaştıktan sonra şimdi ortaya çıkan bir manzara var. O manzara da aslında Türkiye'nin daha zor durumda kaldığıdır. Uluslararası ilişkilerde haklılık önemli. Şimdi burada Türkiye haklı. Gazze olayını, Gazze'deki insanlık dramını dünya gündemine taşıdı ama yetmez. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde sizin güç algınız, caydırıcılığınız da önemlidir. Ve İsrail burada maalesef o kanlı saldırıyla birlikte güç algısında güçlü devlet algısı yarattı. Bunun bedelini bize ödeterek yaptı bunu. Şimdi Ankara öyle bir formül arıyor ki hem bu güç algısını değiştirsin, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve kendi vatandaşlarına yönelik bu kanlı saldırının hesabını soracağını göstersin dünyaya. Çünkü bunun yansımaları ve izleri uzun yıllar uluslararası ilişkilerde kendisini hissettirecektir. Hem de Türkiye'yi başka belalardan, dünyayı ve Orta Doğu'yu daha tehlikeli gelişmelerden korusun. Bunun yanıtını arıyorlar şimdi. Adım adım gidilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ben bu sabah AK Parti yöneticileriyle görüşmeye çalıştım pek çoğuyla. Başta Hüseyin Çelik olmak üzere çünkü o İskenderun'la Tel Aviv olayları evet, arasındaki bağlantıyı da ilk gündeme getirmişti. Bir ilişki olabilir demişti, bu tesadüf olamaz demişti. Ben sabah Hüseyin Çelik'le de bir telefon görüşmesi yaptım. Başka AK Parti kurmaylarıyla da yaptım. Aynı şeyi Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Şimdi Ankara'da o bağlantı kuşkusu da dahil olmak üzere bütün ihtimalleri değerlendiriyorlar. Ama şunu söyleyelim, bir savaş hiç söz konusu olmayacaktır. Yani seçenekler masaya getiriliyor ama Türkiye'nin güçlü olduğunu, elindeki haklılık kozunu tutarken haksız duruma düşmeden güçlülüğünü nasıl gösterecek? Bu bir formüldür. Bunu bulmak için somut bir kazanıma ihtiyaç var Ayşenur Hanım. Yani evet. Türkiye şimdi önce yaralılarını kurtardı ama somut bir kazanım elde etmek zorundadır. Onun formülünü arıyor şimdi devlet. Şimdi somut bir kazanım elde etmek derken İsrail'in belki cezalandırılmasından söz ediyoruz. Fakat uluslararası hukuk
bağlamında bu çok zor görünüyor. Çünkü işte diyelim ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacaksınız. Türkiye Ömer Beşir'i o çok soykırım iddiasıyla dünyanın hakkında gözaltı tutuklama kararı çıkarttığı Sudanlı lider Ömer Beşir'i tutuklamak konusunda kendisine bir söz söylendiğinde hep şu gündeme geldi. Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne imza atarak taraf olmuş değil. Dolayısıyla bunu yapmak zorunda değil. Şimdi Ömer Beşir'i korumak adına diyelim ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden uzak duran bir Türkiye burada İsrail'in cezalandırılmasını talep edebilecek mi? Bu biraz zor görünmüyor mu? Yani çünkü neticede ne yapılacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne dedi? Bir soruşturma istedi değil mi? Ama Amerikan yönetimi de diyor ki çok komik aslında. Bu soruşturmayı en iyi yapabilecek ülke gene İsrail'dir diyor. Yani kendini soruştur diyor. Şimdi mesela cezai yaptırım konusunda pek bir sonuç alınacak gibi görünmüyor. Ekonomik yaptırım konusunda Türkiye'yi de zora koşar. Siyasi yaptırım konusunda bunu söyleyebilecek büyükler, işte Amerika, İngiltere başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri en fazla yapabildiklerini gösterdiler. Yani ne ihtimal kalıyor sizce geriye? Ne alabilir Türkiye? İşte, evet, ben de bugün görüştüğüm iktidar partisi yöneticilerine ve diplomatik kaynaklara hep bunu sordum. Bir takım ipuçları aldım, onları sizlerle burada medya mahallesinde paylaşayım. Ama sizin bahsettiğiniz o açmaz, Ayşe Nur Hanım, aslında bu krizin neden ortaya çıktığını da gösteriyor. Şimdi birincisi, İsrail bunu göre göre, bilerek, planlayarak yaptı. Çünkü Türkiye'deki iş başındaki iktidardan hoşlanmıyorlar. Ve öyle bir hamle yaptılar ki Türkiye'deki iş başındaki iktidarı Orta Doğu dengelerinde oynamaya çalıştığı rol konusunda köşeye sıkıştırmak ve dünya kamuoyunda Türkiye'yi bir pozisyonun içerisine hapsetmek istediler. Bunda da kısmen başarılı oldular, kısmen de kendileri zor durumda kaldı. Pardon, hani avantajları ve dezavantajları var. İsmail Küçükkaya, bu görüşü ileri sürenler kim dediniz? Altını çizer misiniz bir daha? Yani bunu söyleyenler... Şimdi bunu söyleyenler, ben çeşitli kaynaklar, hı-hı, hani AKP yöneticileri de dahil, diplomatik çok kaynaklar enteresan da dahil. Şöyle çünkü sizin gazetenizin yazarlarından örneğin Serdar Akinan bunu İsrail'e yazısının başlığını söylüyorum. İsrail'e hesaplı tuzak demiş. Birazdan paylaşacağım. Mehmet Ali Birant da bu konuda son derece enteresan bir ifadelerle durumu özetliyor. Evet, sözlerinizi tamamlayın lütfen. Yani bunu bir kaydetmek istedim. Şöyle belki söylememiz gerekir. Şimdi İsrail bu gemiler kendi kara sularına doğru yaklaşırken, daha kendi kara sularına girmeden önce bir eylem planı yapmış olmalı ve çok besbelli ki yaptı. Bütün teknolojik imkanlarını da kullandı. Gemiyi Akdeniz'de teknolojik imkanları kullanarak karartma yaptılar, önce uyguladılar. Sonra bu ne yapmaya çalıştılar? Türkiye'deki iş başında hükümeti İslami ajandası olan ve Orta Doğu dengeleriyle daha fazla ilgilenen, işte İran'la, işte Filistin, Gazze olaylarıyla, oysa Türkiye bir taraftan da Batı ekseninde olduğu iddiasını taşıyordu sürekli. Yani hükümet kaynakları şunu biliyorlar ki İsrail'in bu hamlesi aslında Türkiye'den ziyade hükümetin kendisine yönelik bir saldırı. Bu da bilinçli bir operasyon. Şimdi ne yapılabilir sorusu? Birinci şimdi seçenek, bir dakika, ne yapılabilire, ne yapılabilire gelmeden önce sizin bu anlattıklarınızı vurgulamak adına belki desteklemek de bu bir tezse onun adına Mehmet Ali Birand'ın bugün Posta'daki yazısından bir bölümü kısacık da olsa, özetleyerek de olsa paylaşmak istiyorum. Ondan sonra ne yapılabilir sorusunun yanıtı elbette çok önemli, ona geçeriz. Efendim bakın, bir an bugün aslında son derece net, açık bir ifadeyle durumu nasıl özetlemiş. Önce yaşadığımız olayın ne anlama geldiğini gerçekçi biçimde saptayalım. 3 gemilik konvoy Gazze'ye öncelikle insani yardım götürüyordu. Ancak ikinci bir amacı daha vardı. O da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu
denizden kırmaktı. Konvoyun Türk ayağı da Ankara'nın gözetiminde organize edildi. Ankara istese bunu durdurabilirdi. Ancak yapmadı. Aksine direnişçilerin işini kolaylaştırdı. Ankara bu tutumuyla eski yaklaşımını bırakıyor. İsrail'le mümkün olduğunca uyumlu görülen politikalar yerine daha sert, eleştiri yüklü, hatta aktif bir politika yürütmeye karar verdi. Kolu ikilisinin dizayn ettiği soğutlaşı bulamaya sokulmasıysa Netanyahu hükümetinin askeri müdahalesi sayesinde kolaylaştı. Aslında kimse İsrail'in böylesine bir kan dökeceğini sanmıyordu. Netanyahu hükümeti bu hataları yapmasa Türkiye'nin tutum değiştirmesi çok daha zor olacak ve çok daha uzun zaman alacaktı. Ne yazık ki can kaybı pahasına önemli ve farklı bir sürece gidildi. Bu gelişmeyle birlikte Orta Doğu'daki güç dengeleri ve ittifaklar değişecektir. Mehmet Ali Birant, Posta. Sizin tespitlerinizi, kulislerden aldıklarınızı kaya Mehmet Ali Birant da bugün köşesinde büyük ölçüde çakışıyor vermiş. Hakikaten çok önemli tespitler bunlar. Fotoğrafı başka bir biçimde görmeyi belki getirecek tespitler. Ve sonunda da şöyle bitirmiş, diyor ki bütün bunlarla Orta Doğu'da güç dengeleri, ittifaklar değişecek. Şimdi sözünüzü ben kestiğim noktada bundan sonra neler olabilir sorusunun yanıtını vermeye hazırlanıyordunuz. Buradan devam edelim. Orta Doğu'daki güç dengeleri hakikaten değişir mi? Eğer bu gerçekten çok titizlikle hesaplanmış, proaktif bir politika ise amaçlanan nedir? Ne diyorsunuz? Çok kısa belki şöyle bir ekleme de yapmam gerekir Ayşenur Hanım. Yani izleyenlerin kafasındaki muğlaklıklar belki bir nebze olsun giderilebilir. Şimdi İsrail bu kanlı hamlesiyle bir siyasal aklı devreye soktu. Türkiye aslında AKP hükümeti Türkiye'nin gücünü kullanıyor. Ne yapıyor? Türkiye laik bir devlettir, çağdaş bir devlettir ve aslında bir tarafı batılı bir devlettir. Ama bir tarafı da doğulu bir devlettir. Yani İslami bir coğrafyada yaşıyor. Bu ikisini kullanıyordu. İsrail bu hamlesiyle Türkiye'yi batı kanadından kopartıp görüntü olarak, uluslararası görüntü olarak öbür tarafa doğru itmeye çalışıyor. İran yanlısı, Hamas yanlısı, işte bütün gündeminde Orta Doğu olan bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Ankara bu tuzağı görüp ona göre davranmak durumunda. O bilinci görüyoruz şimdi. Bundan sonra ne yapacaklarını anlayalım. Ben şimdi bu sabah itibariyle konuştuğum bütün kaynaklardan peki şimdi ne yapacağız? Savaş çıkmayacağına göre başka ne gibi operasyonlar yapılarak Türkiye'nin güçlü algısı pekiştirilebilir diye sorduğumda seçenekler aslında kısıtlı. Bunlardan bir tanesi uluslararası kamuoyunun gündemine bunu getirmek. En önemli kartımız Ayşenur Hanım NATO. Şimdi Türkiye NATO'nun üçüncü büyük ülkesi, üçüncü güçlü ülkesi. İsrail NATO üyesi değil. Şimdi bu mesele eğer NATO'nun gündemine getirebilirse ve NATO'dan bir karar çıkartabilirse bu dünya siyaseti açısından da önemli olur. Ne kadar başarılı bilemem ama şimdi bunun üzerine çalışıyorlar. İkincisi daha minör gözüküyor ama Türkiye'deki İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesi bir seçenektir. Bunlar askıya alınacaktır bir başka şeye göre. Ama dün Başbakan'ın konuşmasının birinci amacı nedir diye sorarsanız dünyaya ve İsrail halkına diyor ki o hükümeti düşürün. O zayıf koalisyon hükümetindeki aşırılardan İsrail'i ve dünyayı kurtarın diyor. Buna ulaşmaya çalışacaklar ama ne kadar başarılı olur onu bilemiyorum şu anda. Evet, aslında ben doğrusunu isterseniz İsrail'in Türkiye'yi doğuya itmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü bu onu bölgede tamamen yalnızlaştıracaktır. Ama dediğiniz gibi İsrail'deki hükümetin aşırı milliyetçi, radikal, dinci yapısı nedeniyle refleksleri farklı olabiliyor. Ama Başbakan Erdoğan'ın da İsrail Obama'ya söylediği dün akşamki telefon görüşmesinde İsrail bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır sözlerine vurgu yapmak lazım belki. Bu şu demek, bir tek dostuyuz hala. Bizi henüz kaybetmedi ama kaybedebilir. Kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya bunlar önemli. Şimdi gelelim... Pardon, araya girmek zorundayım. Peki. Çok özür dilerim. Peki. İsrail Türkiye'yi doğuya doğru itmek istemiyor. İsrail
Türkiye'nin doğuya doğru yöneldiğini, iş başındaki hükümetin birinci önceliğinin doğu olduğunu bu görüntüyü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kendi anladım. Yaptığı operasyon anladım. Anlamı bu. Anladım. Yani oradaki nüansı açtığımız iyi oldu. Şimdi gelelim Seyfi Oktay'ın gözaltına alınması. Şimdi Seyfi Oktay iki dönem Adalet Bakanlığı yapmış bir isim. Hürriyet gazetesinin bugün bir haberi vardı. AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit gözaltı sonrasında grup toplantısının hemen ardından Erdoğan'la bir konuşma yapmış. Bir görüşme yapmış. Bununla ilgili bir haber. Demiş ki Yiğit, aynen okuyorum tırnak içinde, habere dayanarak tabii ki okuyorum bunu. Süleyman Demirkan imzalı Hürriyet muhabirinin haberi. Alevi açılımı yapılan bir süreçte Alevi toplumu içinde saygın ve simge bir isim olan Sayın Seyfi Oktay'a yönelik bu operasyon doğru değil. Alevi oyları CHP'ye gider, birileri bu açılımları sabote mi ediyor demiş. Şimdi siz AKP'li kaynaklarla bugün görüşürken bilmiyorum bu konu gündeme geldi mi, konuştunuz mu? Ankara'da hakikaten gene neler oluyor sorusunu soracağız. Kim bilir kaçıncı kez. Nedir? Şimdi bir de şunu da arkadaşlarım görüntüyü versinler. Onun üzerine ben sizden rica edeyim. İlk kez bir görüntüyle, bir durumla karşılaştık. Seyfi Oktay'ın yakınları bu olaya inanılmaz, ama yakınları derken işte akrabaları şu bu değil, komşuları dahil, bakın görüyorsunuz araba yumruklandı, tekmelendi, müthiş bir reaksiyon ve işte yaşını başını almış orta sınıf sizler bizler gibi insanlardan söz ediyorum. Böyle bir reaksiyon gösterdiler. Doğrusu ben kendi adıma ilk kez böyle bir şey gördüm. Ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz Seyfi Oktay gibi Adalet Bakanlığı yapmış iki dönem bir insan, Ergenekon'un yargı ayağının başı gibi bir iddiayla, bir gerekçeyle gözaltına alınıyor. 76 yaşında, 4 yıl kadar önce bypass geçirdi. Çağrılsa örneğin, efendim buyurun emniyete ifadeye gitmez miydi? Evi niye basıldı? Niye bu görüntüler yaşandı? Siz nasıl açıklıyorsunuz Allah aşkına? Öncelikle o haber geldiğinde çok şaşırdığımı söylemem gerekir. Ben de bugün Türk basındaki pek çok kişi gibi ilk başta haberi ilk duyduğum zaman bunun yine bir gündem mühendisliğinin ürünü olduğunu düşünmüştüm. Ama sonrasında pek çok yine görüşme yaptım. Şimdi genel kanının aksine bu İsrail'deki olay aslında gündemin AKP lehine geliştiği bir süreçtir. Hani herkes farklı söylüyor. Diyor ki gündemi değiştirmek için bu gündeme getirildi deniliyor. Seyfi Oktay olayı. Hayır, aslında hükümet cenahı İsrail'le ilgili bu krizin kendi lehlerine olduğunu gündem olarak söylüyor. Çünkü sadece bir hafta önce, hatta üç gün önce bile Türkiye'nin bir numaralı gündemi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve bir rüzgar esmişti. Anketler yayınlanıyor. %30-32 gösteriyordu. Şimdi gündem görece AKP iktidarı tarafından onların tabanını konsolide edecek ve hükümetin İsrail aleyhine politikalarına destek sağlayacak bir gündeme doğru kaymıştı. Ben Seyfi Oktay'ın tutuklanmasının bir infial yarattığını gözlemledim. Gözaltı, ama daha işte şimdi muhtemelen bir takım daha gelişmeler de olacaktır. Çünkü 25 ayrı noktada arama yapıldı. Evet. Hukuki durumu bilebilecek durumda değilim. Ama Seyfi Oktay ismi uzunca bir zamandır adalet camiasında Mehmet Moğultay ile birlikte hükümet tarafından yargının kadrolaşmasında gösterilen isimlerdi. Şimdi ikili bir yapı var orada Aşın Hanım. Onu çok dikkatle söylemeye çalışıyorum. Seyfi Oktay ismi çok saygın bir isimdir. Adalet camiasında da çok saygın bir isimdir. Ama hükümet tarafında da yine Mehmet Moğultay'la birlikte hep şu söylenirdi. O kulaktan kulağa yayılan konuşmalarda da hep denirdi ki işte bugün yargı camiasındaki
belli tip kadrolaşmanın simge isimleri bu iki isimdir denilirdi. Tabii bugün Ergenekon'la ne gibi bir bağlantıları var ya da yok onu bilebilecek durumda değilim ama olayın ortaya çıkışı, gündeme gelişi pek çok soru işaretini gündeme taşıyor gerçekten. Şimdi bir şunu bildiğim kadarıyla söylemem lazım. Moğultay'la Seyfi Oktay aynı ekipte yer alıp birlikte hareket eden iki siyasetçi değildi bildiğim kadarıyla ve hatta tam tersine çok zıtlaştıklarını ve SHP içinde çok karşı karşıya geldiklerini hatırlıyorum. Bir kenara kadrolaşmak günün birinde eğer bir işte yargıda kadrolaşmak, emniyette kadrolaşmak gibi durumlar yetkililerin önüne bir dönem sonra bir suçlama olarak gelecekse yani bilmiyorum Türkiye böyle bir şeyin altından nasıl kalkar? Çünkü ben aksini yapan bir hükümet, bir iktidar, bir parti hatırlamıyorum çok açıkçası günümüz dahil. Ama ben medya mahallesini de çok yakından ilgilendiren başka bir yana dikkat çekmek için Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü yazısından bir bölümü ekrana getirmek istiyorum İsmail Küçükkaya. Onu izleyelim. Hakikaten ilginç bir durumu özetlemiş Muharrem Sarıkaya bugün. Meslek hayatımın en sıkıntılı gününü yaşadım. Erken bir saatti. Başbakan Erdoğan'ı karşılamak için Esenboğa Havaalanı'na giden foto muhabiri arkadaşım Arif Akdoğan aradı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberlerin çevresinde konuşulduğunu aktardı. Polis adliye muhabiri arkadaşlarıma ulaştım, bilgileri yoktu. Parlamento büro şefimiz Düzgün Karadaş, Oktay'ın ev telefonunu bulup çevirdi. Eski bakan karşısındaydı, ne diyeceğini şaşırdı. Sayın Bakanım kusura bakmayın ama sizin Ergenekon davasından gözaltına alındığınız söyleniyordu, dedi ve donup kaldı. Belli ki Oktay heyecanlanmış ve bu haberin nereden çıktığını sorgulamaya başlamıştı. Düzgün'ün çaresizliğini görünce telefonu aldım. Oktay ile kısa bir hal ve hatır sonrası durumu özetledim. Böyle bir şey yok, evimdeyim, dedi. 5 dakika geçmemişti ki televizyondan son dakika geldi. Terörle mücadele ekipleri şu an Seyfi Oktay'ın evine girdi ve arama yapıyor. Yaşadıklarım karşısında dona kalmıştım. Bir eski bakanın gözaltına alınacağından basın yine önceden bilgi sahibi olmuştu. Muharrem Sarıkaya, Habertürk. Evet, gündemin hararetinde bunlar, ben de İsmail Küçükkaya katılıyorum. Gündemi değiştirmek için değil bu, bambaşka bir amacıya da hedef olabilir. Çünkü gazetelerin bazılarında hiç göremiyoruz. Örneğin Sabah gazetesinde bugün çok şaşırdım. Belki görebiliriz. Şöyle bir cümleden ibaret. İşte Radikal gazetesi inanılmaz dikkatli ve güzel hazırlanmış bugün. İsrail konusunda dünyanın tepkisi, 12 köşe yazarı bu konuya eğilmiş İsrail meselesini ama Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı gözaltına alınması yok. Elbette gündemi değiştirmek için değil, gündemin umurunda bile olmadı galiba. Çok az vaktimiz kaldı. Gündemin asıl belki öne çıkan, mecburen çıkan diyelim, terör başlıklarıyla devam edelim ama PKK meselesini belki biraz daha öne alabilir miyiz? Bu zirveden örneğin Suriye konusunda bazı soru işaretleri, ben de çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Sizin gibi bugünlerde çok dikkatli konuşmak gerekiyor ama vize kalkınca giriş çıkışlar daha kolaylaştı acaba gibi bir takım sorular, iddialar var. PKK'nın terör saldırılarına yönelik siz önemli bir açıklama, bir hamle bekliyor musunuz? Şimdi orada bir değişiklik var Ayşenur Hanım. Onu anlatmamız gerekir ki bu ne oldu? Şimdi bir kere Bölücübaşı'nın oradan yaptığı açıklamada 31 Mayıs tarihi ne işaret ediliyordu? Yani 1 Haziran'dan itibaren daha farklı bir, yani aslında teröristlere eylem yapın çağrısıydı o bir anlamda. Şimdi bir süredir Türkiye, Amerika ve Irak'taki o üçlü mekanizma istihbarat paylaşımından beri aslında Kandil'le Türkiye'deki teröristler arasındaki bağlantının koptuğu istihbarat raporlarına yansıyor. Hani arada
eskiden Kandil talimat veriyordu Türkiye'deki teröristlere. Onlar eylem yapıyorlardı. Şimdi o kesildi çünkü yakalanıyor istihbaratlar havada ya da bir şekilde. Şimdi Öcalan'ın da bu son talimatıyla birlikte, gerçi cezaevinden o talimatları nasıl veriyor, o da devletin çözmesi gereken bir şeydir ama şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız ve istihbarat raporlarına da bu çok açık bir şekilde yansıyor. Türkiye'de konuşlanmış PKK teröristleri artık bağımsız hareket ediyorlar ve kendi başlarına bir takım eylemler yapıyorlar. Dolayısıyla bu yeni duruma özgün tedbirlerin alınması bugün gündeme gelecek. Bağımsızlığı, Suriye konusunun gündeme geleceğini zannetmiyorum. Bağımsızlığı şöyle belki açıklayabiliriz. Bunlar hani uyuyan hücre diye tabir edilen oluşumlar vardır. Evet. Uyuyan hücreler değil ama benzeri daha önce patlayıcılarını, eylem planlarını hazırlamış, belki bir işaret şifre bekleyen gruplar, oluşumlar, o anlaşılıyor zaten. Ama bu zirve ve sonrasında da hakikaten çok belki şaşırtıcı şey de öğrenebiliriz. Ben esas ne bekliyorum biliyor musunuz? Amerika'nın hani bu İsrail konusunda bize sadece tüh tüh vah vah demekle yetinen Amerika'nın anlık istihbarat konusunda bir adım atıp atmayacağını çok merak ediyorum. Çünkü sürekli anlık istihbarattan kasıt artık son dönemde yeniden neredeyse bir gün sonrasına denk geliyordu. Siz bu konuda bir şey bekliyor musunuz? Son cümlelerinizi alayım, kapatacağız. Ben Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha sıcak hale geleceğini hiçbir şekilde öngörmüyorum önümüzdeki süreçte. Yani uzunca bir zamandır aslında karşılıklı kontrollü bir ilişki tesis ediliyordu. Çünkü artık Türkiye onların her istediğini yapmıyor. Onlar da Türkiye'nin her istediğini yapmıyorlar. Hatta zaman zaman cezalandırıcı olduklarını tahmin ediyorum. Öyle okuma yapıyorum. Dolayısıyla farklı bir gelişme beklemiyorum ben Amerika konusunda. Yani Amerika yanımıza alamazsak tabii bu PKK terörü de nasıl çözülecek doğrusu bir muamma. Çok teşekkürler İsmail Küçükkaya. Ben teşekkür ederim. Ankara'nın kulislerinden yeni notlar alırsanız öğleden sonra telefonda konuşalım. Ben bakalım belki yarın tekrar telefonla ararım sizi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim biz de birazdan karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Efendim İsrail'le gelinen noktayı ve PKK terörünü konuşmak üzere toplanan güvenlik zirvesi ya da İsmail Küçükkaya'nın deyimiyle en kritik zirve devam ediyor. Eski Adalet Bakanlarından Seyfi Oktay'ın Ergenekon kapsamında olduğu iddia edilen ifadesi sorgusu devam ediyor. Gelişmeler CNN Türk ekranlarına emanet. Yarın birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.